Şimdi tırla işe gideceğim ama size bir sürü insanın da selamını getirdim. Hazır mısınız? Selam yazın. Yazın bakayım selam. Bakın bir sürü insanın selamı. Bakın. Donmadı lan, yalan atıyor bak biri oradan dondu diye. Donduysa nasıl bu kadar insan selam yaz dediğimi anlıyor. İşte bunlar da canlı yayın trolleri. Şimdi tıra işe gidiyorum. Hazırlandım zaten. Hazırım direkt bu şekilde. Hiç hazırlanmayacağım. Çünkü yayından hemen sonra tıra geçeceğimi bildiğim için direkt hazır oldum. Hem sizle hem kamerayla konuşmak çok acayip bir his. Bakın hala selam yazmaya devam ediyorlar. kapatıyorum ben şimdi yayını. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Sizler benim canlı yayında selam yazın deyip yazan çok sevdiğim insancıklarsınız. Ne diyeceğimi bilemedim onlara. Şunlarla ilgili hemen sizle ilgileneceğim. Sözüm olsun. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. 1 milyon TikTok takipçisine ulaştım bu arada. Az önce çok mutluyum. Bakın. Bakın 1 milyon. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bolca öptüm sizleri. Çok teşekkür ederim. Araba hayırlı olsun diyen herkese çok teşekkür ederim. Allah çok daha iyisini size nasip etsin inşallah. Hoşça kalın. Bay bay. Bitirdim yayını. Şimdi üstümü mi giyineceğim? Bir şeyimi giymem lazım tıra gitmek için. 40 milyon like artı 1 milyon takipçi. Esas aldım. Şimdi ben gidiyorum. Siyah montumu giyeyim. Siyah montumu çünkü babam tırda çok sigara içiyor. Üzerim çok kötü kokuyor. Bu montu kokusu üzerine sinmiyor. Acıma failine kana bulanmış sevda. Işığım ışığım. O gün aldım ya. Işık aldım ya ben. Işığım nerede? Işığım nerede? Bak ışığım burada. Dur anne hemen veriyorum. Bakın. Daha kaliteli. Çok daha kaliteli. Artık telefon flaşı tutmama gerek kalmayacağım. Bakın her yerde gözüküyorum. Şimdi bana bir battaniye bir yastık veriyor. Çünkü babam bana artık tırın yatağını vermeyeceğini. Bir daha tırın yatağını almaya çalışacağım. Çok büyük kavga çıkaracağını. Ve az önce bana ne dedi biliyor musun? Sen benimle işe gelmeyeceksin. Çünkü tırda yerimi kapıyorsun dedi. Ben de senin yüzünden hasta oluyorum dedi. Bana bayağı hakaret etti. Ben de baba benim ekmek teknem gelmek zorunda video çekmem lazım deyince. Birazcık böyle gözlerimde böyle masum masum bakınca. Tamam tamam dedi geldi. Bir battaniye yeter de annem ya. Ya baba bir tane anne bir tane yeter ya. Bunu bak ben ne yapıyorum biliyor musun? Şunu iki kat yapıyorum. Beşiktaş'ı olanı. İki kat yapıyorum. Sağ ol. Montumla yatıyorum zaten. Bunu direm altına asın bu devamlı araba. Yok yok bir şey olmaz baba ya. Bunu iki kat yapıyorum. İki kat iki kat annem. Beşiktaş'ı götürme bir Fenerbahçe bir falan olacak ne olur? Ne olacak baba? Allah Allah takım savaşı mı olacak tır içinde? Bir Beşiktaş bir Fenerbahçe diye. Bir tane Beşiktaş'ı bir tane Fenerbahçe'li şeyimiz var ya bizim. Her tır yolculuğuna gidin çok kolay giyen çıkan ayakkabım. Babam. Arkamızdan dua eden annem. Allah'a emanet olun annem işin gücü. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bela havle bela kuvveti ila billah. Yok. Buradan ineceğim. Muhammed abi. Günaydın. Günaydın. Tıra gidiyorum. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz Muhammed abi. Hemen size BFK'yı da göstereyim de öyle gideyim. BFK'ya selam vermeden gitmek olur mu? Olmaz. Anda BFK. Bu da yavru kuşumuz. Ama o yok. Bak BFK ama bak. Oy yerim seni. Yerim seni. Öpmek istiyorum seni ama biraz pissin o yüzden öpemeyeceğim. Yoldan yeni geldi çünkü araba. Maşallah maşallah. Baba senin evladın geldi ayağının dibine. Besleyeceğim mi yine? Reis maması da dolaşmıyor. Baba biliyor musun kapıyı kapatıyorsun alttan pati atıyor girmek için. Aynen. Neyse dur binince açacağım. Hani o poşeti buradan alsana neyse. Yolculuk başladı. Neye bineyim? Poşet var orada. Çokmuş lan. Bunun ayarı kısılmıyor mu? Lan bu ne kadar ışık veriyormuş. Arkadaşlar sanırım bizim ışık iptal. Vuruyor mu lan Ahmet Can'a ışık? Cevap vermediğine göre vuruyor demek ki. Bunu yeter. Bunu kasla mı gireceksin? Oğlum kasla girmiyor. Araba var. Araba varsa bekle o zaman. Gitmeyeceksin. Zaten biz orada anlaşamıyoruz senden. Araba evet, varsa... Tüm sorunların sebebini bulduk. Tamamdır. Artık hiçbir sorun yaşamayacağımız yine. Araba varsa... Anlaşamadık da nokta buymuş işte. Işığım var ya, bir de kameram da yeni ya. Sürekli konuşasım geliyor. Ben aksiyon olunca açarım kaydı sizlere. Vallahi Allah nazarlardan korusun abimle babamı. Hiç olay yok. 40 kilometre dağ boyunca hiç birbirine girmediler. Bu efendi efendi çayını içiyor. Çay değil o. Kahvesini içiyor. Tamam çay olmasın. Bu düzgün düzgün yolunda gidiyor. Arada bir bana saldırdı babam. Bir şeyler falan dedi. Ama hemen skalifiye ettim. Sustum hiç cevap vermedim. Sonra önüne baktı. Dedim belki benden hırsını alamaz abime gider. Ama yine hiçbir şey yapmadı. Maşallah maşallah. Tut Allah'ım nazarlardan koru bu huzuru mutluluğu. Ne oldu lan YouTube videosundaki yorumlar etkiledi mi seni? Herhalde kaptanı etkilemiş. Kaptan hiç ağzını açıyor. Ulan YouTube sen nelere kaydısın? Kaptan! Bana malzeme çıkmayacak ama olsun. Videonun başlığı huzurlu tır yolculuğu.
En huzurlu tır yolculuğu. İnşallah böyle devam eder. Adamlar sabahtan beri bir yere gireceğiz, bir yere gireceğiz falan diyor. Bunlar nereye girecek? Bu neymiş? Yallah bismillah falan filan diye. Gemiymiş lan. Ben de diyorum bunlar sabahtan beri nereye girmeye çalışıyor? Desenize gemiye gireceğiz, hangisi daha az yakıyor? Deneyelim gitsin işte bunu lan. Babamın 110 bin lira çarpınca F-30 için reis tasarruflu yollar aramaya başladı. Anamdan aldığını saymıyorsun. Anamdan aldım, anamla konuşurum. Sen de niye konuşuyorsun? Anamla konuşurum, Allah Allah. Anamdan da 50 bin lira aldım da. Toplam 150-160 bin lira para aldım bunlardan. Ablamdan almadım. Kredi çektik biz. Ablam kefil oldu kredime, lütfen. Yakışıklı şoför. Yakışıklı güvenli kardeşim. Bakayım zam gelmiş mi? Fiyat, yeni fiyat listesi şu. Tır 570. Tır 570 mi olmuş? Tır ne kadar dönecek? 330 liraydı değil mi? Otomobil 210 olmuş. Otomobil 130'lu 210 olmuş. Tır da 330'lu 570 olmuş. Hem köprü hem buraya zam geldi. Evet, gidiş geliş alsan 1000 lira para. 70 lira kâr ediyorsun. Ulan köprüye zam geldi, bunlar da hemen zam yapmış. Biz dedik belki son kale gemi zam yapmamıştır. Vallahi 100 lira kâr vardı. O da yapmış. Babam abimin gemiye giremediğini iddia ediyor. Allah Allah, ne zaman demiş böyle ya, ne yalan söylüyor. Of, hemen savunmaya başladı. Siz var ya, kesin yola çıkmadan önce bunu konuştunuz. Bunlar bugün aşırı derece uyumlu bir çift, inanamıyorum yani. Allah bozmasın. Aralarına da giremedim lan, bunlar ne yapmış böyle? Helal olsun lan. Dön, nereye gidiyorsun lan? İşte burada ben gidiyorum, dön lan, dön. Ya dönmezsen buradan giremezsin. Böyle geleceksin. Ya baba, ya tabii. Ya ne bombası ya? Dubai'miş ya. Gemiye girişimiz başarılı. Bakalım çıkışımız nasıl oldu? Biz bir şey var gittik, gemi çok sıkıcıymış. Diğerine tek dize gidiyorsun ya, biraz daha eğlenceliymiş. Şu anda daha bu arada yere halı getirdik biz. Annem diyordu ya, evde bir halı muhabbeti vardı. Abi yerde ne temiz, bu adam yine su dökmüş. Bak çocuk gibi ya. Abi bu halı büyük. Büyük yani halı baba. Hangi halı? Çok büyük. İki kat yapsan olur. Yok, bırak abi üzerinde yatarak sen sabah götür. Kanka. Olmaz o iş. Biz sahibi. Ya kocana başını sabah bu şeyleri dökeceksin, oraya erzakları. Ya var bunlar ne var, bırak diyorum sana. Gözlerini ya. Gözlerini yine kapat bak. Babam sinirli zaman böyle oluyor bak. Böyle başlıyor, bir anda gözler kapanıyor böyle sinirlenme. O zaman çok sinirlendiğini anlayabiliriz. Ahmet işe yaramıyor, boş ver. Şimdi zeytinyağı dökeceksin üzerine, ondan sonra rahat bulursun. Yani. Kıç üstü oturtmuştum ya. Bir nebze iyi oldu. Ne bakıyorsun sen yine? Bu şeylere bak. Kamyonlara. Kamyon bakıyor. Kırk ayak mı bakıyorsun? Kırk ayak mı alacaksın? Tabii bu saatten sonra on teker mi alacaksın? Hemen bön diye baktı kameraya. Biz yengemizle konuştuk. Abimi kameraya alıştırmaya karar verdik. Artık kameraya aktif olarak bakacakmış. Öyle konuştuk. Çok ışık verdi. Sen bir de bu işin açık halini bir gör. Ana kapattım. Allah benim cezanı. Yalnız dışarı hiç ihtiyaç yokmuş. Bu arada biz gemiye bindik o kadar, arabayla gittik falan. Canımız sıkıldı. Siz bu sırada videoyu beğenip, beni takip edip, zili açıp, yorum yapıp, Hereken'in ne olduğunu falan araştırıp yorumlarda yazdın mı? İzmit ilçesi. Hereken halisi duymadın mı hiç? Arkadaşlar öğrendik artık ama siz yine yorumlarda bir şey yazın. Niye etkileşimi bozuyorsun Cesur Sanmez? Salaklaşıyorsun da millet de seni öküz zanneder de ondan. Nereden bileyim ben İzmit'in ilçesinin Hereke olduğunu, Allah Allah. Hakaret etmeden hayatımıza devam edebiliriz. Evet lütfen. Burada milyonlarca insan beni takip ediyor, yüz binlerce insan beni izliyor. Çakın. Bana hakaret edemezsin. Ben daha çakın. Uçakın. Bak şimdi bizim kafamız ne karıştırdı. Benim bildiğim bunun tıpasını komple açacaksın. Ters çevireceksin, bu ıslanacak, sonra bunu düz yapacaksın, bu kadar. Tamam. Sonra bir kurudu mu bir daha ters çevireceksin. Evet, tamam. Ama babam daha uzun ömürlü olsun diye tıpayı bana iğneyle deldirtti. He aşk, komple tıpayı çıkarttırmadı yani. Aynen. Pinti herif. Şunu da gitmişler, bunu almışlar. Bu da poşetin içinde duruyor, poşeti çıkarmak akıllarından gelmemiş, kokusu yokmuş. Arkadaşlar ne alacaksınız biliyor musun? Ha. Areon. Mis gibi kokuyor. Ver bakayım onu bir koklayayım, merak ettim onu. Kavun mu? Bunu ablam almış. Kesin kavundur bu. Ne lan bu? Oğlum bu ne lan? Ağır delil. Hacı misli. Ağır böyle parfüm oluyor ya, çok ağır parfüm. Oğlum yorum yapma bak. O kokuyor işte. Şşş. Bu ne biliyor musun böyle sahte deodorantı sıkmış, üzerine terlemişler. Onu kokusu. Da böyle bak, sıkıntılı. Aşağısı bakayım ne düşürdü, kül düşürdü. Yine bir şey döktü aşağı değil mi? Mal benim değil. Allah! Ayağıma bak. Bir dakika, bu çorap. Bu benim çorabım. Benim çorabım demiş, tamam. Aynısının avokadolusu var mı, değil mi? Tıklı. 45 numara ayağına girmiyor. 42 numara. 39 numara çoraplarımız
42 numara ayağına girip yırtıyor bütün çoraplarımızı. Abi, bak bak bunu da o yırtmış bak görüyor musun? Aşındırıyor böyle. Ters giyiyor, aşıyor. Gariban fukara gibi çoraplarımıza vallahi cezamı söylesin. F30'a biniyoruz. 45 ile işe gidiyoruz. YouTube'umuz 1,5 milyon daha geçti. Çorabımızın altı aşınmış artık. Delindi daha delinecek. Özür dilerim size bu görüntüyü gösterdiğim için. Ben gideyim bir ara bir renkli çorap alışverişine başlayayım. Ha gidiyor. Öndeki arabalar gidiyor. Evet biliyor musunuz? Akşam gazetesi benden röportaj yapmak istedi. Artık galiba %3 ünlüyüm. Bu röportajdan önce %1 ünlü olduğumu düşünüyordum. Bu röportaj sayesinde bir %3 ünlü olduğuma inandım artık. Ne zaman %100 olacağız? Aha çıkıyoruz yola. Neyse ben röportajımı yapıyorum. Lütfen beni rahatsız etmeyin. Ben röportaj veriyorum şu an. Aha 3. köprü. Biz 3. köprüye geldik. Reis hala sahibinden kamyon bakıyor. Ne kamyon aşkıymış arkadaş. Reis'i var ya gözler böyle. Genç yatağa uyu desem uyumaz. Ama fabrikanın önüne geldik mi beyefendi çöküyor hemen yatağa. Neyse Allah'tan bugün yorganımı yastığımı getirdim de çökeceğim yere ben de güzelce uyuyacağım. Bu sefer hasta olmayacağım reis. Geçen sefer benim yüzümden hasta olmuş. Neymiş ben yatakta yatmışım o koltukta kalmış. O kadar seviyorum koltuk kalmış olmaz. Koltukta kalmış havada çok soğutmuş üşütmüş. Açaydın arabayı çalıştıraydın klimayı. Neyse ki bu sefer yorganımız yastığımız var sıkıntı yok. Lan köprü bitti lan biz konuşurken. Size atarlı giderli söz söyleyecektim. Ne diyeyim? Ulan köprü bitti ben düşüne kadar. Allah kahretmesin. Sapla hançeri kalbime. Orada sen varsın ama fazla ederliyim mi? Orada... Neydi lan o söz? Vur hançeri kalbime. Parçalansın. Vur hançeri kalbime. Kana bulansın ama fazla derine inme. Orada sen varsın. Evet. 570 lira gemiden sonra bakalım bu ne kadar. Kaç tane o? 475 mi o? Aynen 475. Şimdi geldi hesap perileri. Bakalım nasıl hesaplayacak? 570 artı 475. Ortada bir 145 var. 1045 değil mi? Eğer 1045 çıkarsa kendimi öperim. Hemen kendimi öpüyorum. Aferin. Başarılı çocuk. Bunlar beni övmese ben kendimi övmedim arkadaş. Kimsenin bizi övmesine ihtiyacımız yok evet Allah. Biz kendimizi överiz. La bu uyumaya başladı uyumaya bak. Bak gözler kapandı bunun. Bu da uykusu gelmesin diye. Evet Türkiye'de. Benim gözlerim o. Benim gözler de gitti nanay nanay. Ben niye uyumuyorum? Benim ne işim var burada ben anlamıyorum. Ben niye uyumuyorum? Üf çok güzel bir şey buldum mandalina. Hem de çok turuncu baksanıza. Kesin var ya bu. Çok güzel kokuyordur ve tadı çok güzeldir. Birazdan deneyimleyip hemen size aktaracağım bunu. Hele şu baş parmağıma bak. Aha bizimki uyandı. Fıstık yemeye bile başladı. Ey maşallah bu ne hızlı be kardeş. Ben mandalinama dönüyorum. Şunu deneyip hemen geliyorum size. Arkadaşlar şimdilik yemeden yiyip gelecektim de dayanamadım yemeden açtım. Kokusu şu an çok iyi. Bak içi de çok güzel. Çok hassas bir nokta bu. Çok hassas bir nokta. Mandalinanın çok iyi güzel olması gerekiyor. Mandalinanın yenebilmesi için çok iyi olması gerekiyor. Mido mandalina artık benim adım Mido soyadım mandalina. Soyarken bile kokusu geliyor. Kesin bu King mandalina. Ay bismillah. Allah'ım ne olur güzel olsun. Çok heveslendim çünkü. Çok heveslendim. Mandalinanın meyve suyu gibi tadı var. Çok güzel. Böyle sulu sulu. Yemin ediyorum çok mutlu olacağım. Yolcunun en güzel tarafı buydu. Naren ciğerliyim. Oğlum vallahi çok güzel. Kabuğunu yiyeceğim şimdi. Yarabbim. Çok güzel bir şey bu. Ben bayılmışım. Fabrikanın önüne geldik. Arabayı park ettiler. Ben ayıldım. Tuvalete gidecek olan aklına bulursa tuvaletleri buz tutmuş. Duydunuz. Tuvalete giderken dikkat etsin. Su akıyor mu aklına? Su akıyor. Nasıl bayılmışım? Ama önü buz tutmuş. Ne güzel uyuyordum. Şimdi yer yatağına geçeceğiz birazdan. Sıra yer yatağında. Şeyi mi açtın? Abi suyu açtın. İnanamıyorum. Allah'ım. Sonunda. Oğlum kaç derece lan burası? Allah'ım -2 gösteriyor. -2 gösteriyor. Aşağı. Bak -2 buz gibi. Ayarlayın orayı bir yer yatağı yapacağım. Bak diyor ki yatmıyorum ben diyor. Ben yolda uyudum. Uyumuyorum diyor. Evet. Sen de yerde yatmayacaksın, yatakta yatacaksın diyor. Bak duydunuz. Bir daha söyle. Evet duydum. Tamam mı? Allah Allah. Bana yer yatağını hazırlatmadın. Sonra bak, ne olacak biliyor musunuz? Allah razı olsun. Ben de uyuyorum abi. Bileydi mi hiç uyanmazdın. Ben uyuyorum. Gözümü açtığımda sizle beraberim tamam mı? Kalktı. Günaydın.
şey, yükseğe kapattı. Börek almaya gitti reis gene. Biliyorsunuz biz bir menüye sardık mı sarıyoruz vallahi. Bir arada yumurtadan vazgeçemiyorduk. Şimdi de börekten vazgeçemiyoruz. Ulan elimizi yüzümüzü yıkasaydık bir yerde bari ya. Gittiğimiz fabrikanın lavabosu falan buz tutmuştu. Abim öyle bir şey söyledi. Biz de hiç adım atmadık. Öyle bir şey mi söylemişsin sen? Aynen buz tutmuş. Bayağı böyle bir şey anlattı ama. Size ışık şov yapayım mı? Yeni kalkmış bir benim şov göstereyim. Adam kendini komple peçeteyle sildi. Yaysaydı var ya hayatım ben çok güzel. Kıymalı böreği, kıymaya anlatılan bir kıymalı börek ama yine de çok güzel bir börek. Diyorum keşke biraz kıyma koysaydın onun içine. Valla ben iki parça orada numunelik. Nerede lan bu kıyma? Baba sana numunelik verdikleri demek özel seridendi. Ama kutudan aldım bir de. Şu kadar koymuşlar. Kıymalı olmayan, sözde kıymalı olan, kıymalı böreğimizi yedikten sonra güzelce yola çıktık. Abi görüşeceğiz. Ne kadar da huzurlu bir yolculuk. Allah'ım sen bozma inşallah abi. Bakayım. Baksana sana şu güneşin güzelliğine. Vay be. Bakalım çıkacak mı yine kilomuz? Ama hadi. Bana hiç gözükti. 14.590. 14.590 kilo. Diyete sokalım ama bunu. Derkine yüklü dönelim. Belki işe yarar, azıcık zayıflar. Bence çok güzel bir espriydi. Niye gülmediniz? Siz ne anlarsınız espriden? Siz önce kavga yapın. Diyeceğim onu da yapmıyoruz artık. Lan biri o gün yazmış ki bana. Çok sıkıldım. Yolculuk hep aynı. Onu ne bekliyorsun kardeşim? Tırı uçurayım mı? Nasıl bir farklılık sunabilirim sana yani? Sırtıma mı alayım? Yükü ben mi götüreyim? Böyle olacak. Yolculuk dedim budur yani. Biliyordu işte macera, yolculuk, yemek, içmek, gezmek. Adam da diyorum işte ben de onu diyorum ya ne yapabilirim yani yapabileceğim bu yani. Yolculuk dediğin şey bununla sınırlı bir şey. Yükü sırtıma alıp ben gitmediğim sürece ya da tavanında seyahat etmediğim sürece ekstrem bir olay olmayacak yani. Allah ekstrem bir olay da göstermesin. Uslu uslu gidip gelirim inşallah yani. Yemin ediyorum az önce birbirine girdiler çekemedim. O kadar alışık değildim ki olaya. Sadece yaşamak istedim bir süre. Kamerayı elime almak aklımın ucuna dahi gelmedi. Ama abim çok hızlı bir atılım yaptı onu biliyorum. Nur, o anları şu şekilde çekebildim. Koş. Ne oluyor? Ne biçim araba kullanıyorsun lan? Ne oluyor? Oğlum sağ ol. Kendine gel yavrum. Bir değiştirelim filan. Tamam da çok kaz kalmırsa öyle yapar araba. Az kaz. Ooo bunların artık kavgaları da seviyeli olmaya başlamış. Siz benden gizli eğitim falan mı aldınız? Yes. Heee demek Trakya yolculuklarında koydular laptop ortaya. Güzel bir baba oğlu ilişkisi eğitimi almışlar. Rabbim bozmasın. Oğlum bu niye sürekli kornaya basıyor? Bozulmuş korna. Ha yine bozuldu. Yine bozuldu. Bu kornayı yaptılar diye bayağı havalıydılar. Korna gene bozuldu. Havalı kornanın var diye çok havalıydılar. Artık havalı kornanın olmadığı için hiç havalı değiller. Havada. Bassana bir kere. Havada. Aynen bak basmayın. Aha yine korna molası veriliyor. Arabanın kornasını yapacaklarmış. Belki birbirlerine girerler diye deniyor ama. Yok yok bunlar bayağı anlaşmışlar. Helal olsun. Gözlerim yaşardı vallahi. Şimdi ne yapıyorsunuz? Arabayı istobeli tekrar çalıştırıyoruz, korna olsun diye. Ha bu kadar. Ben de zannettim ineceğiz bir şey yapacağız. Siz biliyorsunuz ben dediğim tam 3,5 ay kornasız kullandım. Artık abime saldırmıyor, bana saldırıyor baba. Yarı zamanlı stres toporluk işe başladım az önce. Bu Instagram'da hikayede de duyurdum. Bu huzur dolu yolculuk benim çok uykumu getirdi. Ve ben bir daha uyumaya karar verdim. Gerçekten. Wow, en sevdiğim şey tüneller. Baksanıza çok güzel. Ben uyudum. Uyandım. Bunlar bir ara birbirine bir giriyormuş gibi oldu. O sırada ben de uyandım. Ama çok aksiyon yoktu dedim. Bunun ratingi olmaz. Geri uyudum sonra. Kamerayı bile açmadım. Çıktı oğlum. Pombik. Hey. Pombiş. Evet. Ölüm abidir kesin. Her soru ya. Yapsak ki. Oha. Şu geminin ortası boş lan. Oha gemiye bak ortası boş. Oğlum gemi tamir aparatı. Baksana geminin ortası boş. Oha savaş gemisi mi bu? Gri olan. Gri olan savaş gemisine benziyor. Ticari. Ya bal Mahmut. Savaş gemisi. Oha tombik ayaklar. Buranın havasını tombik edin. Burası ben biliyorum 525 lira olmadıysa biz gibi yapacak bunlar. Şimdi öğreneceğiz bakalım burası ne kadar olmuş.
Eğer yapmadılarsa arabalar gitsin diye az yapmışlar. Önceden ne kadardı burası? 350. 350'ye %49 zam geldi. 175 lira daha. 525. Şimdi ben hesaplıyorum, bekleyin. 525 yapıyor be ya. 521,5 oldu. Öyle hissediyorum. İçime öyle dondu. Şerefsiz hak bana küfür etti. Küfür ettin bana az önce. 521,5 dedim ya. Evet, kol gibi girecek bakalım. Geçme. 550. Gider karadan da olalım. 5 dedin ama zaten. Git Dubai'de vur şimdi. Aynen, git Dubai'de vur. İntikamını al bir şeylerden. Buraya geldiği zaman. Problem bunu ya. Baba sus. Bunu aşkı depreşiyor. Baba sus. Yani, ha, siz böyle mi yola getiriyorsunuz birbirinizle? Baba sus. Çekim bölgesine giriyor. Doğru, nişanlısının çekim bölgesine giriyor buraya. Yani. Beynin son. Lan. Hem genç kaptan hem yeni aşık. Tüneller. Bu Türkiye'nin en uzun ikinci ya da üçüncü tüneli olması gerekiyor. Üçe düşmüş. Birinciyi üçe mi düşmüş? Aynen. Zonguldak'ta mı açıldı? Yok. Sigana, Artvin'de mi? Sigana. Artvin'de şey arası değil mi o? Sigana. Tamam, o kimle kimin arasındaydı o? Gümüşhane Trabzon arası. İkinci bu o zaman. Bir Sigana tüneliymiş. İki Ovet tüneliymiş. Vallahi. İki Zere ile İspir arasındaymış. Rize Erzurum bağlıyormuş. Şey oğlum, Orhan Gazi tüneller lan. Aynen lan, baya değişmiş ya. 4,5 kilometre çok uzun lan. 3 kilometre burasıydı. Ulan demek bunun 5-6 katı. Ulan bitmez lan o. Bak sana bir şey söyleyeyim. Bir gün oradan geçeceğim. Video çekeceğim. Türkiye'nin en uzun tünelinden geçtiğim diye video çekeceğim. Sizler için Trabzon'a gidiyorum. Hadi Allah'a emanet olun. Ben sana bir şey söyleyeyim. Tır yükleme geldi şimdi. Hani ben kepçeye binmiştim ya bir yerde. Bizi hep soruyorsunuz, diyorsunuz sizin işinize. Bizim işimiz ne biliyor musunuz? Yem fabrikalarına, hayvan yemi, tavuk yemi, yumurta fark etmez. Onlara kalsiyumlu taş satıyoruz. İrmik taşı diyorlar buna. Mermer tozu. Mermer tozu diyorlar bu. Onları satıyor. Bu bir yerden alıyoruz. Siz bizimle iletişime geçiyorsunuz. Diyorsunuz ki bizim tavuk fabrikamız var, bizim yumurta fabrikamız var, bizim yem fabrikamız var. Çiftliğimiz var. Çiftliğimiz var işte. Neyiniz varsa biz de diyoruz ki size kalsiyumlu taş satalım beyefendi diyoruz ya da hanımefendi. Sizler de diyorsunuz ki evet evet olur. Sonra biz size ton fiyatımızı, nakliye bedelimizi söylüyoruz. Sizlerle güzel bir anlaşma yapıp sizlere nakliye sağlıyoruz. Duruma göre fiyatı güzel olursa Anadolu'ya da gidebiliriz. Önemli olan fiyat. Türkiye'de her yer. Her yerde. Fiyat iyi olduktan sonra her yerine çalışırız. Şimdi ise o kalsiyumlu taşları yüklemeye geldik şimdi. Bir tavuk fabrikasına satacağız. Az öncekini de yem fabrikasına vermiştik. Yani bugünkü yolculuğumuz yem fabrikasıydı. Bu şimdi tavuk fabrikası. Tavuk fabrikası var mı lan oğlum? Evet. Tavuk çiftliği işte. Allah. Yumurta fabrikası arkadaşlar. Bırak. Sabahtan beri var ya yani... Ayıp dursana mesela bir çişim var. Hiçbir yerde durmadılar. 4,5 saattir yoldayız. Uyandığım andan beri tutuyorum. Şimdi yüklemeye geldik. Diyor ki şurada lavabo var. Lan şu çamura bak. Şu çamurda ben nasıl yürüyeyim? Anam evimize geldik. Yurduma geldim. Hemen gideyim de eve gitmeden kara kızımı şöyle bir sallayayım, öpeyim, izleyeyim azıcık. Kara kızım İsmer güzelim. BFK'm. BFK Berfin oluyor. Benekte Fırat abi. BFK ne olabilir ya? BFK, Berfin. Berfin Karabulut. Berfin Karaşipçek. Aha da. Kara kızım. Oy benim güzelim. Oy ben senin jantını yerim. Tamponunu yerim. Ben senin tekerini yerim. Ben senin kıçını yerim. Şunun güzelliğine bak. Şu kıçın güzelliğine bak. Maşallah. Oy yavrum benim. Senin buralar ne oldu? Ha pislikmiş. Tamam sıkıntı. Ne oldu, kapıyı aç, altıma edeceğim. Videoyu beğenip beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'ıma da emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Aç. Altıma işeceğim. Sen ne yapıyorsun böyle? Sen ne yapıyorsun böyle güzel? Güzel. Bana pati mi çektin sen? Bana tırnaklarını gösterip tehlikeli olduğundan mı bahsettin sen? Ha? Güzel. Size son bir güzelliği elveda konuşması yapayım mı? Bak konuşuyor. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve like atmayı, yorum atmayı da unutmayın. Bak tehlikeli. Bak beğenmeyip yorum yapmayanlara saldırıcı, gördünüz mü? Oy güzel.